Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Türkiye'den Afrika'da açılım, her alanda işbirliği. Değerli izleyenler, başta savunma sanayi olmak üzere yatırım ve işbirliği anlaşmaları ile ticaret hacmi de 35 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin Afrika açılımı politikası kapsamında geliştirdiği ilişkiler, Fransa başta olmak üzere bazı ülkeleri rahatsız ederken, önümüzdeki süreçte Türk firmalar kıtada yeni yatırım imkanlarına kavuşacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda önceki gün, Afrika ülkeleri ile olan ticari, ekonomik, savunma ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için 7 ayrı anlaşma kabul edildi. Görüşmeler sırasında Dışişleri ve diğer ilgili bakanlık bürokratları tarafından Türkiye-Afrika ilişkileri konusunda geniş çaplı bir sunum yapıldı. Buna göre Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayısını son 20 yılda 12'den 44'e çıkaran Türkiye'nin, kıtada üstlendiği projelerin tutarı 82 milyar doları aşmış durumda. Türk firmalarının Afrika kıtasındaki yatırımların tutarı ise 6 milyar dolara ulaştı. Afrika ülkeleri ile son yıllarda hem siyasi ve kültürel bağlar, hem de ticari bağlar hızla güçlendi. Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile yaptığı başta savunma sanayi olmak üzere yatırım ve işbirliği anlaşmaları ile de ticaret hacmi 35 milyar doları aştı. Özellikle zengin maden yataklarına ve tarıma elverişli geniş topraklara sahip olan Kongo Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma inşaat, tarım, gıda, tekstil, otomotiv gibi alanlarda Türk firmalara geniş çaplı teşvik imkanı verilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, "Kongo, bizim firmalarımızla çalışmak istiyor, bizim de bu anlaşmayı bir an önce yürürlüğe koymamız halinde özel sektörümüz bundan ciddi bir şekilde yararlanacak, kamulaştırmaya veya devletleştirmeye karşı firmalar belli bir güvence altında olacak, kar transferleri gecikmeksizin yapılabilecek" diye konuştu. Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel ise Türkiye'nin savunma sanayi alanında diğer ülkelerle yaptığı işbirlikleri konusunda bilgi verdi. Demirel, Türkiye'nin şu ana kadar 84 ülkeyle bu alanda anlaşma yaptığını hatırlatarak, bunun yanı sıra Avrupa ve Amerika bölgesinde 13, Afrika'da ve Orta Doğu'da 8. Uzak Doğu ve Kafkaslar'da ise 5 ülkeye daha savunma sanayi işbirliği anlaşması yapmak üzere teklifimiz bulunmaktadır dedi.